Yani bence 90 Dünya Kupası öncesi ve 90 Dünya Kupası sonrası diye bir şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz bence. Yani tam böyle şey kara film karakteri gibi o Arjantin. Yani seveni var, hastası çok ama iyi bir karakter mi tartışılır. Ki Almanya'nın çok futbol oynamadan kazandığı kupalar var. Burada da bence hatta tarihlerinde çok iyi yani modern dönemden bahsediyorum. Çok futbol oynayarak kazandıkları, hak ettikleri kupaların başına geliyor. Tabii neredeyse yarı finalde yapacaklar ama İngilizler iki penaltıyla paçayı kurtarıyor. Gerilin beraber. Paça demişken Gerilin geldi de başka şeyler ama. <laughs> Oradan <gülüyor> bir Necker ve İngiltere'ye bağlayalım. <laughs> Mediamarkt'ın katkılarıyla hazırladığımız Senior Ne Diyor Dünya Kupası özel programlarının bir başka bölümüne hoş geldiniz. Daha önce 30'ların uzmanı Atahan Altınordu. Savaş sonrası dönemin uzmanı İnan Özdemir'i ağırlamıştık. <laughs> Ve şimdi de senin özel abi ama 90 Dünya Kupası. Daha daha spesyalist bir şey. Evet. Hoş geldin sevgili Caner. En yaşlı insan olarak neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> ya evet, Sokrates bünyesindeki konuklarımızı saymazsak evet. yani işte Mehmet abi, Kaan abi saymazsak ekran yüzlerimizi en yaşlı insan benim evet. Bu ay dergide de anılarımızda. Bizi Maradona'ya götürdün. Biz evet. işte ben yaşlıyım diyordum. Baccio ya yazdım filan. Evet. Çocuklar iyice 2010'lar, evet. 14'ler, Vuvuzela sen noktayı koydun. Yani en yaşlı arkadaşlar olan insan İlhan Özgen olabilir. Ama Doğru. <laughs> 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 Ki onlardan biri de benim. <gülüyor> <gülüyor> Beni konuk ettiğiniz bu arada şaka bir teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Hep böyle konuştuk kaç zamandır. İşte Sinyor'a konuk geleceğiz. Başka şeyler içinde konuştuk. İşte bir konsept, Yok fanbastan, yok Ronaldo bu derken sonunda başardık. 90'a yani. seni yazdık Aynen. zaten. Seriyi demiştim. planlarken i̇lk. Aynen. zaten ilk bölüm ve ilk hani 90 deyince zaten <laughs> Caner'le konuşuruz demiştik. Güzel. Açılışı Mediamarkt'la yapalım isterseniz. İlanı dediği gibi bu serimizi Mediamarkt'ın katkılarıyla hazırlıyoruz. Ve Şahane Kasım'ın Mediamarkt'la tam zamanı. Akıllı saatlerden televizyonlara, akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden aksesuarlara, binlerce üründe Şahane Kasım'da buluşmanın Mediamarkt'la tam zamanı. Bir 90 dediğin gibi yani bizim hani ben zaten hayatta değildim. Sen çok küçüktün. Hani senin biraz daha hatırlıyor olabileceğini tahmin ediyorum. Abi. Nasıl izlediğini hatırlıyor musun? Nasıl bir ortam vardı 90 yazında? Tabii 80 doğumluyum işte 10 yaşındayım. Tam böyle hani tamam. hepimizin böyle 8-9 yaşlarından itibaren daha böyle nettir ya kafamıza kazınır. Hmm. Ee, ya 1986 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. 6 yaşındayım birazcık işte derge de yazdım orada. Neden hatırladığımı da çünkü o iki yaz benim için kritik yazlardı işte ailevi ve genel hayattaki başka sebeplerle e, hafızamda kazılı işte şeyi de derim hep 86 Dünya Basketbol da iyi hatırlarım derim size. Yani işte David Robinson'da, Maxi Box'lu ya da işte Sabonis'lerdi falan. Böyle kafamda kazılı ama tabii 90'da 10 yaşında çok daha net. Yani maçların görüntüleri ya da işte belli detayları, e, hikayeler öncesi o sırada olanlar ve sonrası biraz daha berrak elbette bir de mesela baktıkça daha net hafızama geliyor. işte aa bak şu vardı şu vardı diye. Nerede izlemiştim? Yazlıkta çünkü 8 Haziran'da başlıyordu. Tabii zaten o zaman şu anki gibi değil tabii <laughs> Katar'daki gibi. değil. Genelde Haziran'da başlayıp Temmuz'da bitiyor Dünya Kupaları genel itibariyle. Ee, orada da biz tam işte okul bitmeye yakın. Ee, ben de o zaman ilkokuldaydım tabii. Okul olması lazım. Evet ilkokulun 4. sınıf olması lazım. Bitiyor 5'e geçeceğim. Hatta o yazdan sonra biz İstanbul'a taşınacağız. O yaz Mersin'de yazlıkta geçirdim son yazdı. Soli'de meşhur yazılıdır böyle orada maçlar böyle toplu da izlenir falan o yüzden çok net hatırladığım hani izleme deneyimi yani olarak diyecektim. da işte bizim evde hep üç abim ikisi basketbolcu birisi atlet sürekli spor konuşuluyor onlarla da olmak falan derken çok hafızamda yer etmiş tabii bir Dünya Kupası yani zaten hikayede çok biraz böyle azımsanır yani işte şöyle az gol atılmıştı böyle ya gol üzerinden dünya kupası değerlendirilir mi diye hemen sorayım ilanı alevlendireyim diye yani Kontroyla geliyor. <laughs> sen de o, sen de hani sonradan da yani beraber de izledik sen zaten ayrıca da izlemiştin. Senin 90 deyince aklına ilk gelen şeyler neler? İlgi maçlar. <laughs> ya bir kere herhalde şey açısından son kupalardan biri. Hani yeni bir çağa geçme, yeni bir dönemin açılması <laughs> açısından son kupa. Yani herkesin kendine has stili hala insanların tanımadığı oyuncular. Çok fazla daha Bosman ortaya çıkmamış. Daha yani yabancı başka ülkede oynayan oyuncular var ama çok kısıtlı. Yani Brezilya milli takımına bakıyorsun, Arjantin'e bakıyorsun. Daha birçok oyuncusu ülke dışına çıkmamış. E, bunun yanında da yani İtalyanların nasıl yaptığını hala anlamadığım. Yani bir organizasyonu yapma konusunda çok güvendiğim bir ülke değildir. Biraz bize benzerler. Mesela statları yenileme Aynen. E, açılıştaki o acayip şık açılış statlardaki ambiyans hani büyülü geceler şarkıdan da öyle verirler onun şeyini Farklı her maskot. şeyle maskot yani her şeyle, organizasyonuyla futbolcu grubuyla takımlarıyla çok ikonik kupalardan biri aslında evet Caner abinin dediği gibi çok eleştirilir biraz da belki de birçok insanın gözleri hep finali e, tamam. e, hatırladığı için zihin finale gittiği final hakikaten Allah günah yazmasın ama onun ötesinde yani çok güzel maçların olduğu, çok iyi performansların olduğu çok da keyifli bir kupadır yani. Öyle bir de işte 90 dedik. Hani 90 yılının ifade ettiği şey de çok önemli. Dünyada baya büyük bir değişim. Hani Dergide de çok işlediğimiz bir dönem. Zira ne zaman hani bir değişimden, devrimden denge bozucu bir unsurdan bahsetsek dünya konjonktürünün tamamen değiştiği bir yıl aslında. Ha. Çünkü e, i̇şte kupadan birkaç ay sonra Çekoslovakya diye bir ülke kalmamaya başlıyor. Çek Cumhuriyeti Slovakya. Yani. E, ondan bir süre sonra Sovyetler Birliği denen ülke kalmıyor. E, elemelerde Türkiye Doğu Almanya ile oynuyor. Sonra duvar yıkılıyor biliyorsunuz ondan sonra. Bu son Federal Almanya Kupası. E Dünya Kupası olarak söylüyorum tabii ki. Yani duvarın hani Berlin duvarının yıkılışı üzerinden tüm duvarların işte Varşova Paktı'nın e, sosyalizm yani komünist duvarın e, paktının yıkılışı derken bütün Avrupa ülke sayısı artıyor derken 90'lara başka bir miras kalıyor bir de 90 Dünya Kupasından. O çok bence önemli. Yani bir çağın değiştiği. Hani bence 90 Dünya Kupası öncesi ve 90 Dünya Kupası sonrası diye bir şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz bence hı hı. açıkçası. Şimdi bakıyorsun işte Afrika'dan gelen ülke sayısının azlığı sonradan artışı. Bunun bu kupada özellikle Kamerun'un performansı ki birazdan konuşuruz ayrıntılarını etkisi. Aklıma gelenler çok fazla var. İşte İngiltere'nin tarihinin en iyi kupalarından biri oldu şu performans olarak. Aslında çok akılda kalıcı hikaye var ama e, sportif saha içine geçmeden önce de şeyi de söylemek lazım. Bence de İtalya'ya verilişi sanki böyle hani futbol coming's <laughs> olma, hani İngiltere gibi denir ya. Aslında biraz bence asıl e, eve dönüşlerden bir tanesi. Ben e, şeyi hatırlıyorum çünkü yani 80'ler evet Serie A önemliydi ama 90 Dünya Kupası ile beraber bütün o yıldızların hatta 90 yazıyla beraber hmm. daha önceden hani son 2-3 yılda başlamıştı işte tabii ki yani Gullit'in gidişi evet. işte falan bahsediyor. Yani Milan'ın o hata beraber başlamıştı ama sonuçta baya bir neredeyse toplu göç olmuştu onu hatırlıyorum. Yani 90-95 arası giden futbolcunun adli hesabı ya da 90-92 yılları arasında diyelim. İşte birazdan konuşacağız yani Şukur abiden tut hmm. bu kupada bazı Brezilyalara kadar tut. E, kupada biraz başarılı olan işte i̇şte mesela birazdan yine konuşuruz. Stojkovic de İtalya'ya kiralanıyor. Aynen. Yani Verona istiyor mesela Marsilya'dan. Hani böyle bir şeye de dönüşüyor ve Serie kral olmasında Dünya Kupası'nın bence çok büyük bir rolü var. Yani İtalyan ekonomisinin işte statların televizyonculuğu statlar 30'lardan kalma çoğu evet, evet. yani burada konuşmuş konuşmuşsunuzdur zaten işte Luigi Ferrara'lar, Cominale'ler bunlar 30'lardaki dünya kupaları için yapılmış. Sonradan 90 Dünya Kupası sayesinde ee, San Siro'nun kuleleri bile orada konuyor işte e, yoksa yok oku. Aynen öyle. E şimdi bu yıllarda <laughs> bakıyorsun hala o yılların statları konulduğu için eleştiri vardı işte. Yavaş yavaş yenilenmeye çalışılıyor. Yani İtalya ve 90 Dünya Kupası'nın denk gelişi de bence o açıdan bir döngü veya devrim olarak da önemli denk geliş. Asiyetin o dünya konjonktüründeki değişimde Stoykovic deyince aklıma geldi. Yugoslavya'yı da oraya ekleyebiliriz. Orada e, ah, da yine evet, bir daha süreci bravo. başlayacak yine Aynen. önemli e, şeylerden Kesinlikle. bir tanesi. Sayı say gidmiyor, baksana ya unutabiliyorsun Tabii, bile bir o kadar ülke. ülke dediğin gibi sonrasında değişime gidiyor. E, futbol tarafında da İtalya'da ve Serie A yaptığı etkilen bahsettim. Biraz İngiliz futbolunun da hani milli takımda o başarıyı, güzellikleri burada yaşayarak hani bir yarı final yolculuğuyla sanki işte bir iki yıl sonra kurulacak premierlik. Öncesinde hep o poliganlıkla, işte Avrupa yasaklarıyla andığımız İngiliz futbolunun da sanki biraz imajını toparlamaya başladı ve tekrar o güzelliklerle beraber hani İngilizlerin futbola biraz daha tekrar bakmaya <laughs> başlamasının da temel nedenlerinden biri oluyor sanki 90 Dünya Kupası. E alıp bir an üzerinden figürleştirmesi yine İngilizlerin ilerleyen yıllarda sık sık yapacağı evet. işte Beckham gürleş, bir ton şeyde kullandıkları bir teknik o da. E, Rapson hocamın üçlü savunma anlayışı hmm. yine. Hmm. <laughs> epey devrimci bir karar. İngilizlerin o 4-4-2'sinden e, cayıp da başarıya gitmek adına uyguladığı sistem. İlginç bir kupa. Charlton İrlanda'sını unutmayalım. Doğru. Çok büyük renk, büyük hikaye. Şey var yani, bir de İngilizler hani e, şey o sen işte şeyden bahset. Eee holiganizmin <laughs> çok ağır olduğu işte Taylor Report çıkmış <laughs> raporu. Üzerinden hani, 85 Hazel Hazel'de sonuçta. Bildiğin Liverpool, Juventus aslında İngiltere, İtalyan taraftar şeyi ve orada Juventuslar ağırlıklı hayatlarını kaybediyorlar. O yüzden e, yanlış hatırlamıyorsam e, şey de İngilizler Sardunya adasında oynamak istiyorlar tüm maçlarında ki güvenlik önlemi rahat alınsın <laughs> diye bütün maçlarını, grup maçlarını Cagliari'de oynuyorlar. Hatta binlerce pul, ben şeyi hatırlıyorum yani o dönemde sürekli bir İngiltere bir yere gidiyor ve olay çıkıyor muhabbeti. Yani zaten sonrasında da öyle. Sadece benim hatırlamam değil. Ekstra güvenlik önlemi alındı haberleri var. Nesillere, nesilden nesile geçen bir o İngiltere gittiği zaman işte 98 Dünya Kupası Marsilya'da da kavgalar oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Hı. En son yine Euro'da olmuş. Euro 2016'da da oldu. Yani o şey zaten neden ona tam ket vurulamayacak bir kültür o başka bir kültür bir tek onu işte statlardan sterilize ediyorlar o e, premierlik e, girişimi ben desem iyice ticarileşmesi seyirciyi başka türlü bir e, öğe olarak görme meselesi yani tribüne gelip bağıran bir seyircinin ötesinde taraftara e, ait olan bir kulüpten çok. Ee, kulüplerin statlardan para kazandığı bir stadyuma dönüşme meselesi var. Onun da aslında biraz o tohumların atıldığı yerde yani Düşünsene sen Milli Takımı sadece e, İngiltere Milli Takımı Sardunya'ya şey yapabiliyorsun adaya izole edebiliyorsun yani Dünya Kupası FIFA'da bunu alıyor kararını. İlginç bir muhabbet aslında. Evet. Tarihte bilmiyorum eşi var mı böyle bir şey işte siz taraflarınız gelecek olay çıkaracak diye sizi bir adaya izole ediyorlar. Yani Survivor gibi bir muhabbet. Hakikaten yani. öyle. Taraftar kısmında değil ama oyuncu kısmında hani ABD'nin genelde basketbolda böyle daha ha, e, güzel evet. şehirlere yollanmasını şey, biliriz hani çok hocam, çaktırmadan diyelim ama. Daha altın varaklı otellerde kalma. <laughs> ha, evet, biraz daha iyi noktalarda biraz kalma. <laughs> öyle. Ya yani 86'nın mirası üzerinden de biraz Arjantin'le konuşmaya başlayabiliriz isterseniz. Çünkü yani kupanın bugün iyi dönüp baktığımızda en büyük hikayelerinden bir sonuçta 86 Maradona orada Arjantin'in yarattığı etki. Sonrasında işte aradaki Napoli'de geçen yıllar ve 90 sana gelişi Maradona'nın ki işte belgesellerde de çok anlatılır ne kadar özel hazırlık yaptığı, ne kadar büyük bir beklentiyle gittiği. Biraz onu anlatalım istersen çok hakim olmayanlara ya da unutmayanlara biraz anımsatalım Maradona'nın özel kupa hazırlığını. Evet o sezon yani Napoli ile şampiyon oldu ama aynı zamanda Napoli'deki sonunda başlangıcı sezon. İşte taraftarla yönetimle arasının açıldığı söylentilerin çıktığı yani şampiyon oluyorlar ama sanki önceki iki sezon daha böyle canlı, daha heyecanlı bir takım bilenler bilir. Ama yani figür olarak Caner abi şimdi o dönemin çocuğu olarak Esra. çok daha net hatırlar. Acayip bir şey. Yani Maradona demek başka bir şey demek o dönemde. Hmm. <laughs> onun için o heyecan objektiflerin spot ışıklarının Arjantin'de olması çok normal bir durum. Oynadığı futbol yani onu ayrı bir en iyi 20 takıma bile sokamayabiliriz Arjantin'e. Ama onun dokunuşları <laughs> Kanija ile ortaklığı yani yanına sadece Kanija'yı alıp çok can yaktı. Maçlar oluyor. Yani tam böyle şey kara film karakteri gibi o Arjantin. Yani seveni var, hastası çok ama iyi bir karakter mi tartışılır. <laughs> futbol iyi mi tartışılır. Sağ içinde Brezilya maçındaki su olayı gibi <laughs> fırlamalıklar var mı? Var ama apayrı bir karakter. Şey ya ee, Jeff Bridges'in başrolünde oynadığı Koen Kardeşler filmi. <laughs> aynen yani. aynen. Düt. Yani. Yoksa abi. <laughs> Oradaki şey ya. E, Latin karakter neydi? <laughs> Joel Tortorero'nun oynadığı bowling efsanesi ama bir yandan da bu iyi bir karakter mi kötü bir karakter anlayamıyorsun ya. Yani sadece Brezilya maçı Sezan neydi? Ben <laughs> unuttum ya. Sevmemek için bir ben. neden olabilir o Arjantin'i misal. Hakikaten öyle. Yani Sen nasıl? 5-6 olacak bir maç. He. Bir ara pasta bitiyor. İnanılmaz. Yani o bir şey hani mesela açılış maçı hani madem sağ içine He. geldik ya açılış maçını herkes yani Maradona tekrar Dünya Kupası'nda son şampiyon, son eee korumaya geliyor diye geldi. Herhalde 3-4 0 kazanır diye ben maça çıkıldığında işte o zaman gazetelerde yazıldığını hatırlıyorum. Çünkü Kamerun futbol e, haritasında o zaman ya da Afrika futbol haritasında genel hmm. olarak çok daha az önemsenen, e, işte hep disiplinsizliğiyle hala bugün de biraz o konuşulur ama mesela o taktiksel disiplin veya saha disiplin anlamında o Kamerun bile başarılı olsa da çok problemliydi yani. O maçtaki kırmızı kart görmüştü. Aynen. E, ee, Kamerun. o Kanija'nın düşürüldüğü parti. Yani o. Neydi çocuğun da unuttum şimdi Kamerun'daki savunmacının. Neyse. Ee, şey Orada Omanbay'ın kafa golü benim aklımda en çok yaradan kafa gollerinden biridir. Bir de ben Pompidou'yu severim biliyorsunuz. 86'dan. Adam o hata yaptı. i̇kinci maçta da ayağı kırıldı. Kariyeri bitti orada. Ama başka bir kariyerin doğuşunu evet. sağladı. Goykoça'ya daha da meşhur bir kaleci oldu hatta. Sanki River Plate'den yedeği e, Pompidou'nun. Daha ilk maçtan aslında Maradona'ya çok sert bir e, futbol oynanıyor. Yani çünkü birini yok ki zaten. İtalya liginden de örneği var yapılmış şekil bir. Nasıl durdurursun? işte e, şeyin Asif Kapadya'nın belgeselinde Hı -hı. şimdi galiba Mubi'ye de gelmiş. Şimdi, Hı -hı. Maradona belgeseli. Buradan hep tavsiye ederiz yani Birazdan belki ufak değiniriz. Ya yani orada da sürekli o sahneler gösteriliyor. Sürekli o sert müdahaleler. Burada da var. Yani ben şimdi program için tekrar bazı maçlara bakayım dedim. Bazıları gerçekten şöyle oldu yani, <laughs> müdahaleden. E, öyle ya Maradona hakikaten sen de söyledin. Bak düşünüyorum Türkiye'desin. Bir şeyler ulaşmak daha zor işte haftalık dergi kovalıyorsun ki bir ünlü isimlerin fotoğraflarını görebilesin. Yani. Bırak televizyonda tabii, tabii. izlemeyi. O zaman Michael Jordan, Diego Armando Maradona, Michael Jackson, Madonna abi böyleydi yani. <laughs> 4M yani. <laughs> Bunlar böyle efsane yani işte tabirim tabirin Tanrı katında gibi. Ya. Kaftan uzağında yani senin için böyle şey o alanlarının şeyleri başka türlü versiyonları, Titanları işte ne bileyim Zeusları olarak adlandırılan isimler. Ne yaparsa yapsınlar. Uzaktan bir de hikayeleri daha da farklı anlatıyor. Aynen. Hani bu zamanda radyodan anlatılan beyzbol gibi yani. O yüzden işte o dönem Halit Kıvanç'ın tasvirleri önemli ya da onun gibi spikerlerin çok kıymetli radyodan anlatışları veya işte televizyondan herkesin izleyemediği zamanlar. O yüzden de hani Maradona bambaşka bir figür etki alanı olarak ee, zaten Arjantin e, bir de 1-0 yenik e, bir açılış maçıyla başlıyor. Kupa'nın 1-0 başlaması Kupa'nın gol hikayesinde zaten sembol gibi. Demin geyini yaptık ya. O gol abi yıllarca <laughs> spor programlarında jenerikte kullanıldı ah, ve evet. çocuk aklında beynimin durmasına sebep olan bir goldü. Şeyden? Yani böyle alttan bir açısı vardı ah, ya evet o golün. Böyle bir şey olamaz. Acayip bir sıçrama bir de jenerikte bazen durdururlardı Yoksuz, falan böyle. Acayip bir şey yani. Sıçrama inanılmaz yani. yani çok itek kaka bir gol ama atletizm nedeniyle çok Acayip şık görünen yani. bir gol. Evet evet. Ben şeyi unutmuşum. Ben direkt... Hani Pompidou'nun tam yani hatasını daha şey hatırlıyordum. Meğerse ciddi bariz hatası var. Yani daha yumuşak <laughs> bir hata diye hatırlıyorum. Baya kalenin içine itiyor. İnsan hafızasında biraz acı, acıdığı için öyle hatırlıyor yani. Abi o sıçrayış yüzünden o golde hata olamaz diyorsun. Yani öyle bir saçmalık olamaz. Çok pis yerde yere temas evet, ediyor evet. bir de. Kaleci çok pis pozisyon yani. Acayip bir sıçrama. Kamyona girmişken onların genel hikayesini de konuşalım isterseniz. Olur tabii. Ee, ve oradan tabii ki Roger Mill'le. <laughs> bu arada hani görselliklerden de bahsettik. İşte biz izlerken çok kötü bir Avusturya forması vardı mesela direkt aklımızda. Kamyonun kaleci kaza çok kötü. Hani 90'lardaki o moda şeyini biz çok geyini yaparız seninle. Siz... Biz, ama biz yani oca... öyle bir şey giymişsiniz yani bu, ki... Bu, ya, bu programa özel geldi. <laughs> outfit'im değil bu. Bu programa özel geldi. Yani <gülüyor> Dünya <gülüyor> Kupası işte. tarihinin aynen. Biraz en acayip... Das Deutschland diye <laughs> 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 en acayip bildim, evet. tasarımlarından bana göre birincisi. Bu, bu 94'te başlayan değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Aynen. bu. Ha, çünkü şey e, asıl bizim o şey. 92'de de olabilir. Euro 92'de de bunu ha, bravo, 92'de olabilir. sanki var. 88-90 o meşhur. E, ee, üç çizgi Aynen. diyor. Aynen. muazzam bir. Dergide bu. de Bremer, senin Bremer röportajında yani. da kullandık onu tabii ki 90 Dünya Kupası. Yeşil de muazzam giymişler miydi 90'da? <laughs> tabii tabii yeşil, İngiltere maçında yaslandı. o yeşil var işte. O da inanılmaz forma ya bence. Ben, ben sen çok, beğeniyorsun. Ben çok beğeniyorum. Bertan çok sever o. Çok tuhaftır abi. Mesela o yıllarda Yine de bu dönem olduğu gibi Latin Amerika takımları Türkiye'de bir sempatisi vardı. Tabii. Yani Brezilya özellikle zaten hep öyle. Bu tam Pele'den 60'lardan falan gelen bir şey o. Benim ee, tezim şu abi nedir, 70'te onu Yapı Kredi sinemalara falan Hmm. Matine aralarına koyuyor ya o görüntüleri. Olabilir. Olabilir. Ve o 70'in hikayesi işte Halit Abilerin, Allah rahmet eylesin, gazetelerdeki o Aynen. o takımı övmesi, işte Fotosporların Aynen. çıkışı, onların kesinlikle acayip şeyleri tabii tabii 70 kesim. Şey de olabilir bak 82 de bizde farklı hatırlanır. Mesela Sokrates tabii. yani isim babamızın da e, takımının kaybetmesi böyle bizden de bir mazlumu sevme Aynen. falan muhabbeti hmm. de var. Böyle Brezilya'nın futbolda kaybetmesi de ben yani Türkiye'de bir etkisi olmuş. Kime sorsan o jenerasyonda ben 82'de 2 <laughs> yaşındaydım hatırlamıyorum yani doğal olarak nereden hatırlayacağım. Ama hani kime sorsam böyle yad ederek yani ah evet, ne tabii. takımdı. Tabii tabii. Ha. O Brezilya'nın öyle bir etkisi var. Kaybedenin getirdiği ah bir yerde kazansa denen bir şey de var. Çünkü Brezilya o dönem kazanmıyor 70'den sonra hiç. Yani 94'e yani... kadar bir anket yapılsaymış atıyorum. 4 milyon Dünya Kupası izleyicisi varsa Türkiye'de <laughs> çok rahat 3 milyonu falan Brezilya'yı destekliyor olabilir evet. ya. Ama ben nedense bak Brezilya'ya sempati duyardım. Maradona'yı da severdim ama abi Almanya'yı severdim çok tuhaf bir şimdi. Yani <laughs> 86'da, 86 o zaman. 86'da Maradona kazandı sevinmiştim. Ben bir de o isimleri de severdim işte. Buruşaga'ydı, Valdama'ydı. <laughs> çok güzel abi takım isimleri. Pumpido'ydu. Nefis yani o yaş için çok güzel. Benim şimdi oğlan da çünkü harflere bayılıyor. <laughs> güzel harfleri seviyor falan yani. Velhasıl ama ben Almanya takımını da severdim. Yani kazmalar çoktu. o <laughs> bir çok. Yani 90'da <laughs> yok. Al, yani 90 ha, 90'dan bahsetmiyorum. 86'dan bahsediyorum. Evet, ama mesela 88 euro'daki takım beni çok Aa, hoşuma giderdi mesela. O takım bence daha güzel futbol oynuyordu. Zaten onunla beraber geçiş. 90'daki takım bence çok iyi oynuyordu ki birazdan bahsederiz zaten. 90'daki yani, takımda evet. yani laf etsen çarpılırsın 11'e gibi bir 11'i. Ben kazandığına çok sevindiğim bir takımdır. O yüzden de gururla geldim yani şeyine. Kesinlikle. Ben İtalya elendiği için elbette biraz buruğumdur ama çok İlan, hak eden ben yaz kıyafetiyle mi Aynen, buracığım buracığım yani. Şiddetle <laughs> <laughs> erken gittiği için siyahlara büründü. Ama Almanya'da Senior hakikaten. üzgün. <laughs> Senior yasta. Yani ak sütü gibi helal bir kupa alıyor Almanya'da. Gerçekten öyle. Ee, Özür dilerim ben konuları şey yaptım. Yok buracığım. abi hiç önemli değil. Ya. Cameron ve Rajirmi ile hikayesini konuşalım diyecektim. Konuşalım çünkü konuşalım. O da tuhaf. Ya. Futbol aslında milli takımı bırakıyor. Yıllar öncesinden sonrasında kupa yaklaşırken federasyon başkanının telefonuyla tekrar e, kadroya dair oluyor. 38 <laughs> yaşında gelip sonradan girip acayip işler yapıyor. Orada biraz tabi e, Iguita'ya da <laughs> Kolombiya'ya da <laughs> ne hani teşekkür edebilir belki şu an dönüp baktığında illa ama ne olursa çok büyük Öyle hikaye tabii. Müthiş hikaye, ya. hikaye tabi. ya. İlan sen başvur lütfen ben sonra eklerim. Mesela o, o, açıdan da az önce onu anlatmaya çalıştım. Şimdi Kamerun'un bir hikayesi var. İzleyen herkes büyüleniyor. Ama sahadaki oyuna baktığında çok dağınık bir futbol var. Yani çok dağınık. Çok. Ama... Ya, o disiplinsizlik her yerde. Var. Aynen felaket. Yani <laughs> kaos, kaos. Mesela Kaos. Sonra geçiyorsun Çekoslovakya'yı izliyorsun. Ya Doğu bloğu futbolu. Acayip. Hani, benim dünya kupalarını çok sevmemin en büyük nedenlerinden biri bu ekolleri orada görmektir. Evet. Şimdi o ekoller yani bence 98'den sonra filan ortadan kalktı zaten. Beligi, çok büyük evet, keskin şekilde. Keskin çizgiler aynen. yok aynen. Ya, o keskin çizgileri evet. görmek çok güzel. Kamerun'da o açıdan yani izledim mi? ulan ne yapıyorsunuz? Nasıl bir savunma bu diyorsun? Ama olsun abi ya güzel. Abi. O da güzel yani. 98 i̇şte, Nijerya'yı izlerken. Aynen. Aynı aynı. Yok yok. Aynı konuştuk. Acayip. Çok benzer. Bak 2006'da 2005 son 2006 Eurospor'da çalışmaya başladım. Afrika kupasını yayınlıyorduk anlatıyorduk Hı -hı. yani. Ondan sonra bir gün hatta Mert abi gelmişti. Abi e, Mert Aydın. <laughs> bir maç yani şimdi bir de Türkiye'den futbolcu da çok yani. Hı -hı. işte hala da öyle de hani milli takımlarda çok oynayan var o zaman iyice var yani hani. Ondan sonra abi anlatıyoruz maç değil yani o kadar dağınık ki <laughs> Mert abi eski anılarını anlatmaya başladı bir tane seyirci de yorum yazmış ya maçı, maçı konuşamıyorsun <laughs> ki o kadar dağınık ki işte o yüzden zaten o kadar yabancı teknik adamlar hep Afrika futboluna gelip ki burada da Nepomniachtchi vardı meşhur Sovyet teknik adamı evet. yani o bile ki Sovyetler bile ondan geliyor. Çok zor çünkü onu oynayarak ya da o disiplini görerek büyümüyorlar ki. Şimdi işte Avrupa'dan kulüpler, orada akademileri var ve o çocuklar başka fundamental ile büyüyorlar. Yetenekleri artık bambaşka kanalize oluyor. Zaten dünyanın en evet. iyi futbolcular arasında gidip balonda orada işte ya da ödül alabiliyorlar işte zamanda. Ee, neydi bizim efsane 90'lardan? Veya. <laughs> Veya. Veya gibi. Ama o zaman Veya gibi oyuncular daha azdı. Tabii. Yani. O taktiksel disipline kavuşan, Avrupa'ya erken gidip Aynen. kavuşuyorlardı. Şimdi i̇şte kamerin kadrosuna bakıyorsun o zaman... Yani o tarzda oyuncu çok az. Tabii, tabii. O yüzden de Mila gibi oyuncu çok sivriliyor yeteneği ve biraz daha deneyimiyle. Yani 4 da işte sene sonra Macanaki Nijerya'da Macanaki bile çok. çok fazla artık Avrupa'da oynayan oyuncu <gülüyor> olacak. <gülüyor> o Kamerun tamamen oynadı. saf ben Afrika de. takımı. Mesela yani. Makanaki Fransa'da oynadığı için biraz daha var o taktiksel disiplin hemen ayırt ediliyor zaten. Yani evet. oynarken abi Makanaki şeyde oynar diyorsun işte bir büyük lige gidip bir çizgide kanatta oynar diyorsun mesela. Yani o farkı hemen o taksisel disiplini ama kaos yaratarak kaostan anaforla takımları aşağı çekerek gidiyorlar da az daha yarı finale yani. Ya zaten o Almanya İtalya'nın turnuva takımı denmesini sebebi daha önce de anlattık yani ezelden beridir sahada kimin nerede olduğunu anlıyorsun o takımları izledim. Bu Almanya'da öyle. 3-5-2 oynuyor. Tabii. Kimin görevine Buchwald kimi kontrol Tabii. ediyor. Aguntayler'in süpürücülüğü, Mateus'un Dinamo'lu, işte Hı. Brehme, Bertolt. Her şey tak tak tak. Bugünün bir takımını izler gibi izliyorsun ama yani o bütünlüğü sağlamış çok az ekol var. Onlar da o dönem turnuva takımı sıfatını almışlar işte yani. Doğru. Bu şekilde Afrika'nın ilk çeyrek finalisti zaten oluyorlar ve senin az önce söylediğin cümleyle devam edelim istersen abi. Neredeyse yarı finalde yapacaklar ama İngilizler iki penaltıyla Paçayı kurtarıyor. Gerizli nekerle beraber. Paça demişken gençliğe nekerde başka şeyler de biliyor <laughs> ama. Oradan Aman bir neker ve İngiltere'ye bağlayalım isterseniz. Aman <laughs> hocam. Bu arada o Rajimile'yi çağıran başkan kontrol ettim. Hala görevde Paul Biya. Hadi ya. Abi inanılmaz <laughs> mı? <Değişiklikler. gülüyor> ne yapıyormuş abi şimdi? Hala başkan baba yani seçiliyor. Managing <laughs> yönetiyor. İnanılmaz. Rajimile'yi şey... arayıp takıma getiren adam hala görevde. Onun <laughs> mental şeyi olabilir. Bu arada 1982'den <laughs> beri yönetiyor. Yani 90'da zaten görevde de. 40, 40. yılını deviriyor adam. Olmaz Hı? bir şey ya. Ben işte Tek babanın görev yılı bir ayağa kalktı <gülüyor> <gülüyor> Ben ölmüştür diye baktım. Yani yani tabii ki ölmesi istediğim için hayatını kaybetmiştir herhalde diye baktım. Baba yaşıyor bırak e, yaşamayı. Şey. Adam sadece şeyi vaat kullansa Roger <laughs> Milli milli takımdan çağırdı. <laughs> Bak. Kerekleli ben yani getirdim. Yani. Onun belgeselinde şey diyor bir kadın gazeteci ya işte şey diyor bugün hala kamerana gitsiniz Racim ile 90 Dünya Kupası için siz herkes çok sever bunu beğendiğimi söyleyin. <laughs> Muhtemelen baba da ondan seçimle götürmüş olabilir. <laughs> Kim getirdi bunu takım? <laughs> yani Tardelli'ninkiyle Bebeto'nunkiyle beraber de en ikonik sevinçlerden biridir herhalde. Vallahi. Gidip o yaşta korner bayrağında dansı. Biraz sonra reklamlarla da tekrar meşhur oldu belki onun da etkisi Öyle ama, ama, şey ya o döneme kadar gol sevinci işte yumruğu falan sallıyordu işte Tardelli'nin <laughs> bile bağırma aslında. Çok güzel. O Afrika ee, Ekol aslında çok renk kattı gol sevinçlerine. İlk ilklerinden biri yani belki Kamerun liginde yapılıyordur da Caner abinin dediği gibi yani o zaman dünya kupasından başka <laughs> oraları görmenin imkanı yoktu. Adam dünyanın en ikonlarından birine dönüştü yani 42 yaşında 38 yaşında ki 42 yaşında bir daha kupaya gitti. 94'te vardı. Abi yokladı Güzel. baba sen abi sağdaki <laughs> sertlikten Maradona üzerinden bahsettin ama biz turnuvayı genel izlerken de konuştuğumuz, <laughs> dikkatimizi çeken konulardan biriydi. Hakikaten çok sert futbol var ve yavaş yavaş o yıldızları korumanın Tabii geleceği yadıyoruz. döneme doğru bizi itiyor aslında. Yani evet. işte İşte basten sezonun son birkaç ayını sakat geçiriyor. Sadece kupa finalinde oynuyor. Avrupa finalinde evet. oradan geliyor. Evet. İşte o Maradona'ya olan tekmeler dediğin gibi ve diğer birçok yıldıza yavaş yavaş kulüp futbolunun da aslında değişmesini daha tırnak içinde steril hale kulit de sakat geliyor turnuva yine. Aynen öyle. Daha böyle steril hale gelmesi de sanki sebeplerinden biri olabilir. Olabilir. O sertlik. olabilir. Şöyle bir şey de var zaten. Yani tabii ki ben belki nostaljik hislerle hani ya o kupa çok güzeldi diye hatırlıyorum hikayeleriyle ama sonuçta futbol siz hem maçları tek tek bir daha izliyorsunuz. İzlediğinizde oradaki tabii başka şeyleri görüyorsunuz doğal olarak. Ve bugünkü futbolla karşılaştırdığında sonuçta hitap ettiği şey o değil yani elbette ama başka şekilde başka gözle izlemek lazım bence bir de yanlış hatırlamıyorsam geri pas kuralı daha değişmemiş durumda evet. son i̇şte, Dünya puanlama 2 puan üzerinden 3 puan üzerinden değil yani aslında o kupanın sebep olduğu başka değişimler de var yani sen işte Bosman dedin oraya giden yolda yani gerçekten 90 Dünya Kupası bazı değişiminin de görülüp gözlemlendiği ya tamam bu böyle oluyor ama artık bunu değiştirmek lazım tadında yorumun da yapıldı gerçekten negatif yönleri de olan bir kupa ama sadece işte bunun üzerinden değerlendirdin de o zaman işte dediğin gibi Kamerun haksızlık oluyor. Tabii. Oradaki iyi Kolombiya hikayesinin haksızlık oluyor. Ee, İrlanda dedik hani bir orada yarım kaldı onun hikayesine yazık oluyor. Romanya'yı e, İtalya bence orada çok kötü futbol oynamadı. Bence birçok kupadan daha heyecan verici bir takımdı. Ah, Sikilaçi ah, denen bir fenomen oluşuyor. Yani aslında her dünya kupası hikayelerini yaratır zaten. Kendi hikayelerini yaratır ve tarihte yerini alır. Mutlaka bir şeyle hatırlarsın. Yani hatırlamaman imkan yok. Ama... İtalya'nın kendi özgün yapısı gereği bence futbolda işte o kadar kırmızı kartı o kadar az gole rağmen hala aklımızda sahada oynanan oyun da kalıyor. İşte Almanya Yugoslavya maçı mesela çok güzel maçtır. Mateo'sun iki gol attı. Evet izlemek yani. isteyenler o takımın hangi maç, maçını izle? izle değil mi? O maç. Evet. Yani. Almanya Hollanda 16 son 16 İngiltere duru, maçı çok efsane bir. maçtır. İşte yani çok güzel maçlar var aslında da geneline vurduğunda tabii ki genel yüzdeye vurduğunda ne bileyim bir 98 dünya kupası mı değil. Yani hani birçok kupayla karşılaştığında yakın dönemi karşılaştığında çünkü eskide karşılamak haksızlık futbol değişiyor çünkü orada. Daha 90'lardan kupa karşılaştığında evet biraz aşağıda ama mesela bana göre de 94'ten daha iyi. Ben 94'ü daha de, olgun de, bir şekilde evet. izledim. 14 yaşında birçok maç çok daha izlenebilir durumda bence 90'da. Diyerek de hani oradan bir senden aldığım pası değerlendim. Doğru, doğru çok haklısın abi. <laughs> İtalya'da bizi izlerken etkileyen şey o Baccio ile orta saha bağlantısıydı. Yani hmm. ki İtalyanların ara ara orta sahada evet. sorun yaşadığını konuşuruz merkez orta sahada. Orada çok büyük bağlantı var. İki hat arasında Baccio'yu kullanıp, ki Irlanda'yı hani onu biraz çözüp, o pas kanallarını kapatıp zorluyor İtalya'yı. Oraya kadar çok 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 iyi futbolla geliyor İtalya. İtalyanların merkezde yetenekli oyuncular, orta saha merkezde şans verdiği son kupa artık. Sonra hmm. Dino Baccio'lar, Albertiniler, Allah korusun adamlar <laughs> alacak formayı. Orada Giannini, Ancelotti <laughs> <laughs> gibi yetenekli yani esas rejisti on numaralar var. <laughs> ve oynanan oyun da onu Euro aldığında İtalyan ilk kez hücum oynuyor gibi. Yo yani Azelovic'in de takımı genç takımdan gelen e, tek tek basamak basamak oraya gelmiş. Bir tek sonradan Baggio ve e, esas ham şeyde Maldini yok. Onlarla birlikte çok özel bir takımdır. Yugoslavya'da misal bugünün dünyasında çok güzel hikayesi anlatılır. Tabii. O zaman o dünya şampiyonu olan genç takımı o zamanki şartlar gereği bu kadar hikayesi anlatılmıyor ama muazzam bir jenerasyon kalan 10 yıla da Avrupa futbolunda yön verecek o takım gene olarak. Bir sene sonra, sonra bir Kızıldız. Onu göreceğiz herhalde. Kızıldız'ın Avrupa başarısı evet, gelecek. Tabii. Ben devam et. Bir de 2 sene sonra o takım aslında muhtemelen Avrupa şampiyonu olacaktı. Evet. yani Çok işte savaş çıktığı için gidemediler. Yani espri olarak söylüyorum. Plajdan gelen Danimarka sanki onların kazanacakmış gibi yerlerine geçip Hani noterden vekaletname alır gibi gerçekten yani, yani bence gitse en yani büyük şampiyonluk adayımdı benim. Yani 2 3 3'e Almanya, Yugoslavya ve Hollanda üzerinden 92'yi öngörmek mümkündü bence. Yani Danimarka'nın al alması yerine orada Yugoslavya'nın alması işlem bile değildi savaş çıkmasa çok büyük ihtimal. Hatta 94 Dünya Kupası da bunun içinde dahil edilebilir. eğer konjonktür aynı kalsaydı Avrupa'da yani. Öyle büyük yetenek. Şeydi işte bana. <laughs> oynadığınız en yani unutamadığınız maç gibi bir şey sordum. Diyor ki ya en önemli maçı söyleyeyim diyor. Yugoslavya ile oynadığımız ilk maç. O kadar güçlülerdi ki evet. onları o skorla yenince aa, <laughs> biz, biz, hakikaten, biz iyiyiz. hakikaten, iyiyiz dedik kendi kendimize. Hani onlar için de Alman milli takımı için de bir Aynen. orada şey yani dönüm noktası Yugoslavya. Şeyi söyleyebiliriz belki bak karşılaştırmak için yeni jenerasyon. Hani Belçika sürekli son yıllarda o gibi, o evet. kadro, çok büyük yeten her yerde bütün büyüklüklerde önemli futbolcular oynuyor ve hani üçüncü doldu da dünya üçüncüsü. Belçika'nın o zamanki şeyine sahiplerdi bence. Yani net bir şekilde işte. Belçika biraz dünya bir numarası oldu Hı -hı. son yıllarda arası zamanda. Hani o sıralama o zaman şey olsa, Yugoslavia dünya bir numarası olacak kadar da iyi bir takımdı yani. O takım düşün e, bu kupadaydı. Şeyin de çarptığı ilk takım, Gogocea efsanesinin <laughs> başladığı maç. Işte. Bu arada ben Stojkoviç'e de üzülürüm hep. Yani Değil çok mi? büyük yetenek. Evet. Hakkı verilememesine en büyük sebeplerinden biri bu Yugoslavia'nın dağılması. Adam 25 yaşında o zaman Stojkoviç. Üstüne... Ee, Kızılız'dan ayrılıyor senin dediğin Kızılız'a ayrıldıktan <laughs> bir sene sonra yani, ertesi sene ayrıldığı yazdan son iki sene zaten onunla ayrıldığı takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor o gidip Marsilya'da Marsilya'dan ayrılıyor Marsilya Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor adamın resmen böyle bir şanssızlığı var yani. Bekem Baver aldırıyor Bekem Baver'le yani. sorun yaşıyor Aynen. başkan gelen antrenör onu oynatmıyor kiraya gönderiyor falan evet. hakikaten bahtsız bir oyuncu. Ki 90'ın en yıldızlarından biridir Soykobi. İspanya de maçını söylüyorum. tavsiye yani, ederim. Aynen. Büyük maçtı. Gençler şampiyon olarak <laughs> gelmesinden bahsetmişken takımın oradan bugüne bir bağlantı yapacak olursak Sırplar da miydi? birkaç yıl önceki hmm. işte Dünya Gençler Şampiyonu takım şimdi Dorogomurga ile geliyorlar <laughs> bu yazı. Hani oradan bir güzel ilginç bir şey görebiliriz orada. Yani bu Sırplar o kadar değil ama acayip yetenekli oyuncular var. Hakikaten Bak ama yani Burası basketbolda da, da biliyorsun abi da bunlar bir aynı. E grupta bir yerde okula. kafayı yakarlar. Futbol okuluna baksan ya yani bir, bir önceki kupa Hırvatistan filan oynadı. Burada evet. Sırbistan usturları çıkarsa kimse o kadar şaşırmasın yani. Burada da zaten Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar çoğunlukta. Aynen, yani, o o zaman takımında. Sayın Karadağlı Savicevic. Savicevic unutulur <laughs> yani. Çok acayip tabii. Ee, Bacı'dan bahsettik bu arada ama skiletçiyi konuşmadan da geçmeyelim İtalya'yı isterseniz. İlhan'cım yani. İtalya deyince olur. önce bir destur alacağız İlhan'dan. <laughs> Yok estağfurullah. <laughs> bence orada hikaye ilginç kılan yani hmm. skiletçi yırtık ondan çıkan bir adam değil mi? Juventus'un o sezonki en golcü oyuncusu. Hmm. Ama bence garip olan yani ben 1958'den itibaren İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarını izledim. Ben İtalya'nın bu kadar geniş bir forvet e, yelpazesiyle yok. bir kupaya gittiğini hatırlamıyorum. Vieri sakatlanır. Ulan ne yapacağız? Doğru. Anladın mı? Ciciriva'ya bir şey olursa ulan vitrine koyalım bu adama bir şey olmasın. Hani burada Vialli'si var, Mancini'si var, Baggio'su var. İşte karnevali hayatının sezonunu geçirmiş. Acayip hani, yani. çok acayip oyuncuların içinde onun parlaması Aynen. ve burada da Azevlovic'in aslında ne kadar uyumlu bir antrenör olması. Aynen. Yani Mancini ile küslüğüne, ömür boyu küslüğüne gidebilecek kadar bir gerginliktir. Ama diyor ki Skilacı idmanlarda çok istekliydi. Onu sürdüm sahaya. Avusturya maçı olması lazım. Ve sonra o efsanenin başlaması. Evet bu bence hikayeyi çok daha öyle vurucu kılıyor yani. Onların arasında parlaması. Çok Kesinlikle. güzel İtalya kadrosu vallahi yani bir de o kadronun içinden şimdi sen bahsediyorsun tabii kariyer olarak o dönemde işte Sampdoria Yükseliş'te Mancini o yüzden daha yukarıda yerli herkes aynı şekilde müthiş bir ikililer uyumlular. E zaten Baggio İtalya'da şey gibi e, Papa gibi yani bir noktada artık Florentina'dan Juventus'a geçtiği yaz bir de o yaz hı hı. 90 yazı transfer yazı yani öyle bir kadronun içerisinde Skila'çı'nın belki yani tam şeyi biliniyor tabii ki Juventus'ta golcü dediğin gibi ama belki de onların arasında onun yıldızlaşması Aynen. bu kadar e, beklenmiyor. İşte orta sahada Gianni'ni var bizim senden çok sevdiğimiz topçu. Ondan sonra müthiş orta saha. O dönemde Galatasaray'la eşleştiği için Roma. Evet. E i̇şte Aldayırla Gianni'li kadro meşhur. E, o kadrodan da çok iyi birini neren yani Türkiye'de. O yüzden de belki de Skelaç'ın o çıkışı biraz ekstra görülüyor. Bu şey gibi düşünmek lazım sanırım. Sen bugüne güzel bir bağlantı yaptın. 2006'daki Grosso'nun belki. Tabii tabii. Yazılaşması Kesinlikle. gibi. Yani kimse herhalde o kadroda ya Grosso gelecek sol taraftan akacak gidecek e, müthiş bir sol kanat etkisi yaratacağını herhalde düşünmüyordu. Hani e, o kadar yıldızın arasında. Zenga, Bergomi, Ferri şampiyon Inter'in oyuncuları. Baresi zaten Aynen. o an dünyanın en iyi takımının... Kaptanı. Müthiş. Solda Paolo Maldini. E zaten bir ikona dönüşmeye başladı. Yerkovot var mıydı o kadroda? Yedekte Yedek vardı. Değil mi? Onu da şey diyor. Azzalovic'ini. Seni alacağım diyor. Abilik mi? <laughs> Tehlikeli bir oyuncu markajına <laughs> gerek olursa seni alacağım. Şey ya kasaplık. Için, ka aynen. Kasap. Kasap. Hızlı kasap. <laughs> Sağda yapar ona. Yani işte Giannini var. Donadoni var. Ön yani, taraf sahillik zaten. Ön taraf acayip. Ancelotti sakatlandığı için gene nüksettiği için çok oynayamıyor. İşte De Napoli'nin... Napoli önemli oyuncularından. Yani belki de İtalya'nın komple manada en böyle acayip olduğu kadro. Ama sen git Napoli'ye yarı final koy hocam Arjantin'le. Bütün maçlarını Roma'da oyna sonra koy yarı finali. Ya bir de saflar. 66'da İngiltere <laughs> fikstürlü oynuyor. Biz Wembley'i bırakmayız dedi. Siz de yapın bırakmayın. 2006'da onu. da şey, yani, 20'de de oynandı. O. Hocam niye Wembley'de? yapıyorsun bunu yani? <laughs> statları yapmışlar ama Aynen. kura olayına takılmışlar. Orada Hollanda da son Avrupa şampiyonu olarak geliyor. Onu çok konuşmadık ama özellikle Feyenoord'ler, Reikard olayı, ki sen Breme'ye de sordun ilan. O da enteresan bir etki yaratmıştır hani. Hollanda bir de o dönem işte ikinci Brezilya gibi yani çok sevilen bir takım. Bizde de Türkiye'de de benim de çok hoşuma giden bir takımdı. Almanya'yı sevsem de o dönem böyle gönlün şey çok çabuk değişebiliyor yani <gülüyor> Takılmıyorsun <gülüyor> ya. Sabit Demirbaş gibi kalmıyorsun. Ama Hollanda takımını sevmemek çok zor ya. Özellikle forvet hattını Sevmek imkansız yani. Ondan sonra. Bir de orada şey güzelliği vardı. Yani Van Basten ve Gullit yani sağlık gelse Bergkamp'ın oynayacağı ilk Dünya Kupası. O açıdan öyle bir forvet hatta hani rüya gibi gözüküyordu Aynen. ama işte e, sağlık muhabbeti Hollanda'nın hep e, tarihine etkilemiş bir şey. 92'de de öyle olacak. 90'da Tabii. da o çılgın şey potansiyel hiçbir zaman. Aynen. Olmadı yani. Ama yine çok iyi bir kadroyla geldi. İşte Rijkaard formdaydı. Orta sahası iyiydi. Ondan sonra yine taş gibi kaleci vardı ama sonuçta bir zor gruba denk geldiler. Çıktılar bir de sonra ile eşleştirdiler. Yani o Almanya mitral yüzünün karşısında bence orada kim çıksa muhtemelen elenecekti yani. Yani onar kişi kalana kadar da o bayağı yani. dengelediği bir Çık çıksalar ne olacağı tahayyül etmek zor. Şampiyon olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Neden o kadar öyle olmasınlar ki? Yani olabilirlerdi. Şeyi de söylemek lazım belki de. Yani sanki orada kaldı. Herhalde o kupanın en ikonik anı da tabii Higuita'nın kaptırması ve Milan'ın golüydü. Yani biz gol sevinç <laughs> üzerine evet. konuştuk da. Tabii, tabii. Yani o Kolombiya'nın e, 94'teki akıbeti oradan böyle zaten çizilmiş gibiydi ki. Ben o kadar doğru çok severdim bu arada onu da söyleyeyim. İlginç yani oyuncular. Ondan sonra çünkü Aspirilla'sı şeyi çok konuşulmuştu da. E, Valderrama zaten o kupanın en önemli hızlarından biriydi onu da söyleyelim. Ya işte dediğin şey aslında güzelliklerden biri. Bu 98'de bitti Hı. dediğim bu. Şimdi Valderrama var, Stojkovic var. Demin çünkü bahsetmedim içimde hep kaldı o, o yüzden. Hep o on numaralar var yani. <laughs> Hacı var. İşte Cihanlini var. Cide var ya. Yani. yani orta sahada topu aldığında yani ben bunu yapamam diyeceğin hareketi yapabilen adamlar. Bak bu şey belgeselinde hep her bir takım belgesel diyorum yani çizgi filmde, on numarası vardı şeyde. Subası. Evet evet. Fransa Erik on numara falan. Abi bu kupa hep öyleydi. Bu kupada <laughs> her takımın bir Vazquez iyi var orta İspanya'da. sahada öyle oyuncusu vardı. Mateus'tan Aynen. Hacı'ye, Stojkovic'den işte e, sen de söyledin Valderrama'ya. Yani o kadar fazla ki İtalya'dan Baggio'dan. Zaten Maradona'ya yani. İnanılmaz bir liste sayabiliyorsun. Her birinin öyle bir simgesi var. O dönem çizgi filmlerde bunun olmasının da sebeplerinden birinin hep böyle olduğunu düşünürüm yani. yani 86-90 çok öyle ya. <laughs> çok. Acayip. <laughs> Buğra Vazquez'i izlerken delirmiştim. işte. O. Şey yani. mi? Oyuncu. E, Realli var ya. Martin Vazquez. O. Acayip. falan gitti sonra. Akpaba beşisinin bence en önemli hmm. üyelerinden biridir. Az azım sanırım üyelerinden. Aynen evet. İşte o milli takımın e, <laughs> kaybeden dönemini diyelim, e, içine kurban oluyor belki ama sonrasında işte Tabii. o temelin aslında o. İspanyol'un kazanamayan takım olduğu için mi? Aynen öyle. O yani. pasör İspanyol kültürünün işte vakti zamanında Luis Suarez bu dönemlerde nerede Vasquez sonrasında Chavínis Estelle beraber o kazanan yapıya dönüşmesini. Kesinlikle. Aslında ya İngiltere bile Gazza'yı kullanıyor işte o şeyi Tabii. bırakıyor Orta ortasındaki Gazze, iki tekmeleyeni bırakıyor rapsımlağı. Doğru doğru. Gazda'yı kullanıyor. Bak Gascoyne daha da hatta simgesel bence yani. Evet, evet. O, hiç o oyuncuyu kullanmaya alışmamış. Hatta Chris Waddle da öyle yani. Hiç o tip oyuncuları kullanmaya alışmamış. İngilizlerin kullanması bile önemli bence. Penaltıyı kaçıran benim Waddle olması tabi idaresiz ah. oluyor. Çok iyi Hikayenin topçuydu, topçuydu ya. ama. Çok iyi topçuydu ama. Ay, Karizma tur topçuydu. Turnuvayı ya onun bir Marsilya Milan maçı var yani Üf. meraklısı izlesin. Baresi maresi dinlemiyor. Mahvi diyor Maldini diyor ya hayatımın en büyük kabusu. Uyanamadığımız <laughs> Bak, kabus o maç Geçmişte diyor. teknik işte yani tekniği biz biraz böyle çalım atan olarak algılıyoruz ya. Ee, öyle oyun İngiliz oyuncu çıkmaz pek denir. Aslında baktığında Chris Baudoul o konuda çok özel bir oyuncu. Adam 80'ler 90'lar var yani. Ya Turnuvayı tekrar izlerken abi ben neye üzüldüm? John Barnes'ın Liverpool tarihine geçecek sezonudur. Evet, 89-90. Muazzamdır. Müthiştir. Ya milli takımda onu hiç gösteremedi. Maalesef. Maalesef. O turnuvada da Buraya diyorum işte bu sezon uçtu kaçtı. Maalesef. Er maç sonu ener senin Barnes diyor yani. Ki hani. 86 da daha çok kendini gösterdi. Evet. Bir kere yaptı attığı pas efsanedir. Valla şey aslında... E, kupada böyle maç maç konuştu çok güzel kupa gibi geliyor değil mi? Evet. Güzel kupa. <laughs> yani, yani. Ay, gibi geliyor derken. <laughs> yani tezimi tezimi şey yok, yapıyorum. Yok Brezilyayı <laughs> mesela çok konuşmadık ama çok iyi takım. Yani yazık oldu dediğimi seçtik tabii çok ayrıdır ama bu takım da müthiş futbol oynuyor. Bir kere şeye ekleyelim özür dilerim Buğra'cığım. 2002 ile hep özdeşleştiriyoruz Skolari'nin takımıyla. Bunlar da 3-5-2 oynuyor. Aynen öyle. Lazaroni'nin 3-5-2'siyle çıkıyorlar zaten. Yani çok doğru söyledin ve gerçekten çok iyi futbol oynuyorlar. Sen biraz söylemiştin Arjantin maçında hakikaten ilk yarıda 3-4 olabilecek bir maç. O Atamıyor maç var ya. ya en son e, e, çözüyor işi. Maradona futbol kariyerini, milli takım kariyerini erken bitirecek maçtı. <laughs> Valla bak yani üç, ben de çünkü... Çok net hatırlıyorum. Bak Müller'in kaçırdığı bir, Karekan'ın kaçırdığı en az 3 gol var. Tabii. İki tane direkten dönen Acayip top var zaten. Bir. 3-1, 4-1 bir, bir bitecek maç. Zaten gol atamadığı için, atağa çıktığı için kontrayla, yani Maradona'nın aldığı topla, acayip zaten orada bu arada o pası da efsane. Yani i̇ki oyuncu geçer, fiziğini tutar. O kadar darbeye rağmen bacak arası geçer o top. Ve ee, o 80 dakika yani hiçbir şey yapmıyor. Abi, Aynen Maradon. öyle. Zaten o maçta Arjantin pozisyonu yok. Sonra bir tane işte Buruş galiba uzaktan vurduğu bir şut olması lazım. Ee, ki ona rağmen e, Müller atsa golü, e, son bölümde acayip bir pozisyon kaçırıyor. Müller Kareka ikilisi benim çok sevdiğim bir ikiliydi. Yani, yani o Brezilya takımına da yazık olduğunu söylemek lazım. Kesin yani. Kesin. Konuşmadan geçti. Los geçin. Angeles Times'da öyle yazıyordu o performansla yani. alakalı. İlk 80 dakika Maradona ortada yoktu. Sonrasında ise işte, işte, öyle yani. çözdü gibi çok ki, güzel bir girişle anlatıldı. Alamet diye da o da benim de aklıma hep şey geliyor. Hani Karekan'ın o <laughs> ön direkten arkaya vurduğu top. Üff, acayip. Yani o çok evi golcü vuruş ama olmuyor. Ki Müller'in ortası var orada yani. O ikili gene çok iyi oynuyorlar ama maalesef. Olmuyor. şey varmış. Maalesef diyorum tuttuğum için değil iyi oynamışlar. Evet, evet. Ama çok iyi oynuyorlar. Çok iyi. Ve bence Brezilya içinde <laughs> şöyle çizgiyi çekebileceğimiz bir turnuva. İşte Dunga ve Alema oynuyor orta sahada. Alema, Alema çok iyi bir orta saha yani oyuncusu. o Napoli'nin oyuncusu. Gene çok iyi bir oyuncu. Dunga da daha sonraları bizim jenerasyonun daha çok öyle hatırlar. Çok defansif bir oyuncuya dönüşmüştü ama evet. ilk İtalya'ya gittiğinde Dunga iki yönlü bir oyuncu. 8'den 5'e doğru. Aynen öyle. 8'de. Yani 8'de evet. Yani 2-8 oynuyorlar ortayı evet. 3-5-2'nin ortasını kenara bir bağlantı oyuncusu atıyorlar öne. Şimdi Tostal bunu eleştirir ya Brezilya evet. hep defansif ve gol atan orta sahalardan kurulu arada o ince işi yapan oyuncu kalmadı diye. Aynen. Aslında o ince işi yapan iki oyuncuyla oynadıkları son kupa. Sonra ile artık bu. Rayden de kurtulacaklardı yani. Bu çok Aynen. Bravo. O... Alema acayip bir topçu, çok iyiydi. Yani Dunga yani. da çok iyi topçuydu da Alema acayip bir topçuydu ki orada da direkten dönen topu oradan vurdu. <laughs> Şeyi söylemek lazım Buğra. Bu kupada Böyle eğlendiği için de Brezilya 94'te zaten öyle oynuyor. Yani <laughs> oraya dönüşüyor. Yani Tamamen o, garanti. E, defansif oyuncular, savunma, hatta savunma oyuncuların ekolünün daha da artmasında bence net... Burada da kötü savunma yok aslında. Ricardo Gomez'i var falan ki kırmızı kart görüyor ama yani sonuçta e, bugün bir ekol varsa oradan Brezilya'da savunma oyuncusu ekolü net bir şekilde e, 94 Dünya Kupası'nın o geçişte e, rolü çok fazla anlatılır zaten. Yani. Artık kazanmalıyız deyip o 24 yıllık aradan dolayı. Aynen öyle. Biraz oraya gidiyor iş. Aynen ee, biraz da final değil mi istiyorsunuz? Aynen. Kapatalım. <laughs> e, Brehme de biraz şey demişti planları Goykoçya'ya koçaya fena evet, saklamak. Öyle diyorum tamam ya. Röportaj... ya bir tek İtalya'nın ikinci yarısında futbolumsu bir şey oynuyor Arjantin. Allah'ı var yani basıyor masıyor. Bir şey yapıyorlar ama onun dışında hiç yoklar ya. Almanya maçı da ben niye üzülüyorlar anlamıyorum Maradona'nın gözyaşları diye. <laughs> Almanya hak ediyor ne yapsın adamlar daha yani. <laughs> 90 dakikayı öbür tarafta oynuyor Almanya. Aynen öyle. Ya orada şey de var yani bazen tek maçla hatırlanıyor senin dediğin gibi ama o süreçte Almanya hiçbir maçı domine etmeden geçmedi neredeyse yani. Ya da en kötü üstün olan taraf evet, öyle söyleyeyim. Tabii. ama o maçta işte Arjantin'in o meşhur şey futbolu daha katı futbolu. Yani Maradona uygulanan katı futbol orada Arjantin tabii tarafından tabii tüm Almanya'ya uygulanmıştı. başka türlü çıkar yol yok gibiydi zaten. Ya bir frikikten gelecekti duran toptan. Ee, gol o kadar sıkışmıştı oyun yani ya da e, zaten penaltı tadında bir duran toptan gelecekti ama e, sizin de Brehme gibi bir penaltıcınız varsa da de e, yani öyle bir çok savunmuş. iyi penaltı çok abi iyi, yani. çok iyi penaltıcı Ve 85'te geliyor finalde hani o baskının altında. Buz gibi buz gibi attı yani orada. Ya yani yarı finallerden zaten gelen bir algı da var bu onu da söyleyeyim yani Yarı finallerde penaltılara gitti. Hmm. Evet. Yani böyle hani e, İngiltere Kamerun maçındaki veya işte Kamerun'un yarattığı e, o her maçta gol oluyor işte uzatmalara gidince de gol oluyor kıvamından biraz e, yarı finalde sanki sıkışmışlık hissiyatı da bu kupa ilgili algıyı etkiler. Ya Halbuki ya. yarı finalin ismine baktığında çok iyi yarı finaller. Yani Ve oyun olarak İngiltere finale. Almanya çok güzel maç Aynen. yani. Yani İngiltere Almanya çok iyi yarı final. Ee, öbürü zaten zaten olaylı yarı final Arjantin İtalya. Ee, oradan da finali bence hak eden e, kazandı. Yani 4 yıl önce rövanşını almasının yanı sıra Burada gerçekten Maradona Arjantin'in hak etmediğini de söylemek lazım Kesinlikle. bu kupayı. Ya bu tabii ki tamamen subjektif bir yorum. Maradona aşırı çok sevenler bunu kabul edilmeyecektir. Kazanmanın tek bir yolu yok çünkü. Yani illa çok iyi oynayarak kazanamayabilirsin. Ki Almanya'nın çok iyi oynamadan kazandığı kupalar var. Evet, tabii. Burada da bence hatta tarihlerinde çok iyi, yani modern dönemde ama çok iyi futbol oynayarak kazandıkları hak ettikleri kupaların başında geliyor. Bence de abi. Net yani şey. son kazandıkları Dünya Kupası'nda da çok böyle acaba dedirten maç vardı. Cezayir maçı benim. 2014'ü diyorsun. Aynen. Neuer'in aldığı tabii top. Tabii. Yani finali bir tek <laughs> biraz üstüne oynadılar. <laughs> diyor. Onda da Higüey'in sağ olsun sakarlıkları <laughs> olmasa vardır. iş nereye giderdi diyorsun. Bu Almanya'nın öyle bir acabası çok fazla yok gibi yani. Biraz Çekoslovakya maçı. Aynen sinir bozar onun dışında çok üstünler hep. Şeyi de söyleyelim. Bu Arjantin'de, e Arjantin'e Arjantin'de o savunma disiplini gerekiyor. <laughs> yani. O kolektif orta saha savunma yani Ruggeri'sinden hatta e, ucumda baskı yapan Trollios'una kadar yani gerçekten o konuda bir ne bileyim bir İtalya Serie A takımı gibi oynuyordu neredeyse belli maçlarda Arjantin. O şey Orta vardı. sıra Batistası. Se Serie A yani. takımı aynen, aynen. abi. O, yani o denli o bir e, kolektif e, disiplinle oynuyorlardı bence. Burada da Messi'nin beklentisi olacak herhalde arkasındakilerden. Yani Arjantin yıllardır aradığı şey o. Hep üçlü savunmayla çok uğraştılar biliyorsunuz. O arkada çünkü o tip hızlı oyuncuyu çok bulabiliyorlar kendi kültürlerinden. Evet. İşte Ayalalardan Ayala tut bugünlerde Otamendi'ye kadar. Hani işte yıllarca sonuçta Guardiola da kullandı. Üçlü de arkada Otamendi'yi. ama bir yandan da devamlılığı bulamıyorlar. Yani orta sahada sürekli o ince işi yapacak oyuncu hep sakatlandı. Burada da Dibala sakatlandı. Bakalım ne yapacaklar. Tabii 2022 aylık konuşursunuz onu. Konuşuruz tamam. zaten. Sen bir daha ekran grafiklerine Olivetti çok aklıma gelmiş. Evet. Onunla bitirelim. Istersen. Süpersin Buracığım. Bak onunla ilgili bir hikaye var. Bu, i̇lhan da hatırlıyordur muhtemelen. Bu arada benim hakikaten aklımda en ikonik yer eden ki yıllar sonra kullandı değil mi Serie A'da onu? Abi şey değil, senin Roma Galatasaray maçında ha, da o onda da vardı. İtalyan televizyonlar hep grafikleri. kullandı. Aynen. O şeyi çok severim ben işte soldan şey dakikanın geçişi, <laughs> kadro yazışı falan. Ama sürekli Olivetti yazıyordu onu. Şey esprisi vardı şimdi kızacak bana ama belki yani şeyler. Özkan Sümer'le ilgili o dönem fıkralar çok üretilirdi. Böyle Totti gibi yani hani anladın <laughs> mı? Karadeniz fıkrası. İşte Özkan Sümer de o zaman hani futbolcu şeyi sarrafı diyeyim. her zaman öyleydi de efsane buradan da yad etmiş olalım rahmetli. Çok büyük futbol efsanesi. Dergide de andık zaten. Ee, şeyden işte Olivetti diye bir çok yetenekli futbolcu varmış bu hep ekranda gözüküyor. Bu çocuğu <laughs> bir araştıralım diye. <gülüyor> <gülüyor> diye bir espri yapılmıştı. O Olivetti meselesinde oradan. <laughs> <laughs> şey yapmış olalım yani bulurum o küpürü, o küpür var gazetede böyle hani bununla ilgili espri. Tabii ki bu bir espri yani aynen. tamamen şaka hani bir Karadeniz fıkrası gibi Özkan Sümer'in e, neden ona anlayışına ve hoşgörüsüne sığınarak yapılan bir aslında şey. Rahmet düzeni çok anekdot anlatılıyor. Aynen o anekdotlar gibi. üzerinden e, geliştirilen bir şaka ama Olivetti'nin nasıl bir e, nasıl denir İz bıraktığını da gösteren bir şey. yani Bugünlerde hiç akla gelen bir şey değil şirket değil Olivetti işte daktilolarıyla bilinir. Evet. Şeyiyle bilinir genelde böyle. İtalyan'ın meşhur eski gazetecinin kullandığı işte bizim dergide de e, konu ettiğimiz birçok İtalyan eski gazetecinin kullandığı daktilo. Ama o dönemlerde ekran e, grafikleri olarak da var ve bence çok iz bırakmış bir ekran grafiği. Hı. Bu arada İtalyan'ın logosu da bu kupanın e, ekran görüntüsü de, hepsi de. Ben ve, Maskotu sen. da. Maskotu da şarkısı da Nessun Dorma'sında neydi? Bu Nesta'a İtalya'nın asılına kadar. Efsane'dir yani. Kesinlikle. Benim de en sevdiğim. E, kupa şarkısıdır ama o maskotu konuşalım. Ben de yeri büyüktür. Öyle kapatalım. Olur. 90'ların başında Selim Paşa'da babam bana bir çift terlik almış. Üzerinde <laughs> çav olan. en sevdiğim hikaye. yani hayatta terlik giymeyi sevmem <laughs> ben de ama sevmem. o terliklerimi hiç unutmadım. Vay. Yani çav. her şeyi saklayan annem keşke onları da saklasaydı. Aa Onlar saklanmadı mı? Saklanmamış. Ah, Kim de. bilir top oynarken nerede yırttık da atıldı. Evet. Koyu mavi üzerinde kabartmalı çav vardı böyle. İtalya 90 yazıyordu. Selim Paşa'da almıştık. Unutamadığım bir anı ve çok sevdiğim bir maskottur. Yani bizim tek subjektif olarak yaptığımız bir yorum değil. Bizim sevgili Bertan da o tasarımsal çok, olarak konuştu. Onu daha güzel anlatır. Hakikaten farklı bir evet. yorum. Maskot işine. Hep Ufak çocuklar, işte bibercikler, portakalcıklar böyle şeyler var. Animasyon <laughs> karakter gibi. Orada İtalyanlar konuşturmuş evet. o işte de. Hakikaten onlardan beklenmeyen bir organizasyon genel olarak. Yani Bence de. Her şeyle yani açılışı, kapanışı, diyorsun. finaldeki ambiyans. O zamana kadar 74 finali çok güzel bir ambiyans. Eyvallah stat çok şık. Hmm. 78'i geç. 82 çok final gibi mi bence değil İtalya almasına rağmen. Hani İtalya torpil geçiyor diyorlar ya. 86 yani sabah gündüz maçı, Neyse, gündüz geçecek. İtalya Ligi maçı gibi. 90'da o Roma Olimpiyat stadın ambiyansı, bayraklar muazzam yani. Çok güzel. Çok güzel hakikaten. Bir son bir yağ şey diyeyim mi? Evet, içte kalan bir e, şey. Türkiye'de olabilirdi bu kupada Onu da. ufak Aynen, söyleyeyim. Onda. Biz dergide zaten çok geniş dosyayı işledik. Bakınız Tınastırpan Sokrates dergide aratırsanız Google'da bulabilirsiniz. Çok güzel bir dosya var. Yani neydi şeyden almıştık Charles Tinkas'ı. Aynen öyle. Zamanların. E, Kişilerin arasında. En iyisiydi, iyisiydi. Zamanların en kötüsüydü. E, hakikaten bak o jenerasyon o olağanüstü bir jenerasyondu. Tınastırpan yönetimindeki çok dergide de hep yaparken konuşuruz sohbetini yaparız. Ondan sonra işte hani o dönem Avrupa Kupalarını Galatasaray'ın başarısı Beşiktaş'ın yakaladığı jenerasyon. Fenerbahçe'nin zaten 103 gollük sezonu orada yere, yerli yani Türk oyuncuların rolü çok fazla hepsinde. İşte Trabzon'dan gelenler diğer. Yani Türk futbolunda 85-90 arası çok özel yani. Ki alt yaş gruplarında ve altyapıda yapılan şeyleri de hep o dosyada bulabilirsiniz yani. Orada ilk sondajlar ciddi sondajlar yapıyor. Evet. Beşiktaş'ın işte o genç hareketinin meyveleri toplanıyor derken ya forvet hattına bakar mısın? Feyyaz Uçar, Rıdvan Dilmen, Tavcı Çolak. Sadece bu üçünün saydığında bile çok etkileyici yani. Aykut kocamanı yer kaldı. Aykut bak düşün, düşün. Yani. yani ekle ekle bitmiyor arkasında Ünal Kalarmanından tut, savunma hattına Cüneyt Tanmanı'na yani acayip bir kadro. Gerçekten bugün düşündüğünde çok etki bırakmış bir kadro. Çok az farkla Avusturya'nın arkasında üçüncü olup gidemiyordu ki deplasmandaki Sovyetler Birliği maçını çok net hatırlıyorum o dönemde. Gökhan Keskin'in mi hatası vardı golde değil mi? İşte o kadar hafızan bak yer etmiş. Yani adamın tek başına bir suçu yok bu arada da <laughs> o kadar e, yükselinen bir maçtı ki o böyle. E, yani Dünya Kupası'na gidiyoruz. ve 90 Dünya Kupası'na gitmek çok acayip bir olay. Çağlardır görülmemiş Türkiye'nin öyle bir e, Adaylığı bile görülmemiş. Bırak evet. yani hani e, şey e, oraya aday adayı gibi durumdayız yani seçimde. Ama olmamıştı. O yüzden onu da hatırladım. O, o, takım bence çok özel bir şey başlatmıştı. Onu da söyleyelim. Kesinlikle. Yani o tekrar iddiayı hissettirme. Çünkü 80'ler sürekli ben Bey faciaları oradan 7'ye, oradan 8'ye, oradan 6'ya, 5'ye e, şerefli mağlubiyetler derken bence orası bir şeyleri değiştirmişti. Kesinlikle abi iyi hatırladım. Yani onu da söyleyeyim. Ki sizlerde Hı. heyecanın fazla olmasının nedenlerinden biri belki de 90 dünya. Aynen kıyasınız. öyle abi. Yani aynen. Biz de burada olabilirdik Kesinlikle. duygusu var. İlk defa o şey. Aynen. Çünkü bak kaftanlarda diyorum ya işte Madonna Michael aynen. Jackson. Türkiye olarak şeysin çok uzak kalıyorsun hissediyorsun. Yani bugün mesela NBA'de oyuncular var gidiyorlar geliyorlar işte bunlar mı NBA oyuncusu falan deniyor abi <laughs> o zaman NBA'de bak isminin anılması bile şey mucizevi bir şey ya öyle bir şeyden bahsediyorum. Onu da eklemiş olayım. Kesinlikle iyi hatırlıyorum. Yani. abi. İyi oldu, ve iyi oldu. Kapatırken <laughs> genel yeni yönetmenimiz ve yazı işleri müdürümüz buradayken <laughs> e, dünya pasayımız <laughs> <laughs> da çıktı. <laughs> e, ee, Hemen sevkiliğe. bir reklam. Kupanın finaline ve turnuvaya da damga vuran Brehme'nin de röportajı var sevgili İlhan. Andreas Brehme ile konuştu. Grup içeriklerimiz var. Abi senin Messi yazın var. Birçok güzel planlamamız var. Bu Dünya Kupası'nın bir güzel Türkiye için anısı Ömer Altay abimizin sarı ve yeşil Kesinlikle. kitapları var. 90 Dünya Kupası için çıkmış. Onun hikayesini kendisinden yine dinledi İlhan. O yüzden dergimizde alırsanız çok memnun oluruz. Diyelim ve kapatalım. Kaldı iki bölümümüz. Cener abiyi de uğurluyoruz. Dünya Kupası tarihine ışık tutmaya Buğra ile birlikte devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Canöz ve Ümit Alan, dijital medyayı ve hayatımıza giren yeni biçimlerini Yeni Medya 451'de anlamlandırmaya çalışıyor. İki haftada bir her çarşamba Sokrates Podcast'te.